gördüğünüz gibi inanılmaz bir kalabalık var. Yaklaşık 10 bin kişi Fransız modern kasabasında toplanmış vaziyette. Gruplar halinde salıyorlar. 10 kişiyi bir anda salmıyorlar. Gruplar halindeyiz. Şu gördüğünüz yukarıdaki dağlara tırmanmak için yaklaşık bayağı zorlu bir parkur. Açıkçası biraz korkmaya başladım. Bakalım bunu başarabilirsem büyük bir başarı olacak gerçekten. İnşallah bu 109 kilometreyi tamamlarım. En sonunda yaklaşık 1000 euro olan bu bağışı Diyarbakır Kutluhalan, Silvan Kutluhalan İkoyutun okuluna verebiliriz. Onlar da daha iyi yeni eğitim yılında daha iyi bir şekilde kutlayabilirler. Görüyorsunuz şu anda aşağıya doğru gidiyoruz. İlk 5-10 kilometredeyiz. Yaklaşık 10 bin kişi Güney Amerika'dan, Avustralya'dan, dünyanın her yerinden binlerce bisikletçi. Benim start almam 40 dakikayı buldu. Start verildikten sonra yaklaşık 40 dakika sonra yola çıkabildim. Çünkü önümde 7 bin kişi vardı. Evet, şu anda başladık. Yaklaşık 10 kilometre düz bir parkur. Sonra 12-13 kilometre tırmanış. Ardından 18 kilometrelik bir tırmanış daha var. 40 kilometre aşağıya doğru düz. En son 15-20 kilometrelik Alpli Fez var. Ki en zorlusu bu. Bakalım oraya kadar yapabilecek miyim? Bunların hepsi tabii Diyarbakır Silvan Kutluhalan İlköğretim Okulu öğrencileri için. Onlara sevgilerimi sunuyorum. Burada yaklaşık 60 kilometre hızla gidiyoruz. Şimdi bu dağlara vuracağız. Bakalım nasıl yapacağız. Asıl zorlu kısım şimdi başlıyor. Devamı gelecek. Manzara muhteşem. Güneşin doğuşuyla birlikte dağlara vurduk. Ve sadece başlangıç. Şu arkada gördüğünüz dağa çıkmaya çalışacağız. Yaklaşık 10 kilometre. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Bu daha ilk kilometreler. Nefesim sıklaşmaya başladı bile. Ve burası daha en basiti. Bakalım nereye kadar yapabileceğim görelim. Evet, şu anda yaklaşık 23. kilometredeyiz. Tırmanma devam ediyor. 2-3 kilometrenin ardından ilk tırmanmayı bitireceğiz. Yüzlerce kişi önde, arkada. Doğa inanılmaz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Biraz önce 50 km hızla gidiyordum. Şu anda 9.8'e düştük. Bakalım average ne kadar olacak. Evet, neredeyse tepeye geldik. 26. km'deyiz. Daha gidecek yaklaşık 85 km'miz var. En kolay yokuşun en sonuna doğru geliyoruz. Yavaş yavaş serpilmeye başladık. Yüksekliğe çıktıkça nefes alışverişler hızlanmaya başladı. En tepede daha da kötü olacak bakalım. Yaklaşık bir saat kadar önce bu vadinin en altındaydık. Şu anda dağların tepesindeyiz. Onu. Görüyorsunuz 500 metre kaldı. Manzara yine muhteşem. Manzara gerçekten olağanüstü. Şu anda aşağıya doğru gidiyoruz. Bu arada saatte 50-60 km hıza ulaşacağız. Yaklaşık 3-4 kilometre. Görüyorsunuz dağların
Muhteşem bir manzara. İşte biraz da bunun için bisiklete biniyorum. Şu anda yaklaşık 33 km hızda. Eller çalınık, biraz dinlenme vaziyetini aldık. Ve manzara şu. Doğal olarak Alplerin tepesinde diyebilirsiniz. Çok çok tepesi değil. Şimdi bir dağımız daha var. Col di Galibier. Orası yaklaşık 2500 metreye çıkacağız. Şu yukarıda gördükleriniz. Oradan sonra da Alpleri veririz. Yaklaşık 40-50 kilometre. Şu an itibariyle 30 kilometreyi bulduk. Yaklaşık 80 kilometremiz var. Ama manzara muhteşem gördüğünüz gibi. Tam da görüyorsunuz önümüzdeki dağlara doğru gidiyoruz. Col di Galibier 2500 metre yüksekliğinde. Yaklaşık 20 kilometre bir tırmanma şeridi. 8-10 derece arasında değişen eğimler. Gerçekten zor olacak. Bunu yapabilirsek. Görüyorsunuz burada bir geyik heykeli. Buradaki köyler. İnanılmaz manzaralar var. Köyler gerçekten çok güzel. Buralar aslında genelde buralar kayak için kullanılıyor bu evler. Bugün insanlar yazında da buralara geliyorlar. Şu anda tırmanma başladı. Ben de artık video kısmını bırakıp görüyorsunuz kayak için yukarıya çıkış elevatörleri. İnsanlar balkonlarda, kenarlarda. Evet, önümüzdeki dağ bu. Col di Galibier. Görüyorsunuz yan tarafta ırmaklar. Arı kovanları ileride. Böyle bir parkur. Bakalım çıkabilecek miyiz? Yaklaşık şu an itibariyle 12-13 kilometrelik bir çok zorlu bir yokuş var. İnşallah yukarıda tekrar görüşürüz. Evet, şu anda zirveye ulaşmak üzereyiz. Gördüğünüz gibi şu anda yaklaşık 5-6 kilometre kaldı. İkinci zirvemiz bu. Oradan sonra son zirvemize doğru gideceğiz ama yaklaşık eğim çok yüksek. İnsanlar daha sıkıntı yürüyor. Gördüğünüz gibi kolay değil tabi. Yaklaşık bu insanlar 3-4 saattir biraz çeviriyorlar. İnsanlar gördüğünüz gibi destekliyorlar. Evet. Bakalım şimdi son bir 5 kilometre onu halledebilirsek. Bakın Alpler, Alpler diyoruz. Neden Alpler dediğimizi şu manzarada görürsünüz. Hiçbir şey değişilmez. Gerçekten tırmanma etabı oldukça zorlu. Ama muhteşem bir manzara var. Değil. Yaklaşık 5 kilometre sonra bunu bitireceğiz inşallah. Yukarıya doğru tırmanıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi vadideyiz. Aşağıya doğru iniyoruz. Şelaleye bakar mısın? Manzara gerçekten çok güzel. Alplerin ne demek olduğunu bu kez anladım. Daha önce de Alplere gelmiştim ama bu kez gerçekten Alplerin ne demek olduğunu anladım. Muhteşem bir doğa var. Şimdi tüneldeyim. Tünelde sürüyoruz. Hava karanlık gördüğünüz gibi. Her taraf karanlık. Biraz korkutucu aslında. Önünüzü göremiyorsunuz.
I'm here. Do you see me? You see guys taking over. And then you see those guys, the security guys. Tünelin sonundaki ışığı gördük. Evet, yine muhteşem bir manzaraya ulaştık. Çünkü tamamen göl kenarında bir yer. Gördüğünüz gibi polisler ve burası bir baraj. Şimdi barajın üstünden geçeceğiz. Burası gördüğünüz gibi bir baraj. Ve buradan sonra eller açık vaziyette saldık kendimizi aşağıya doğru, biraz dinleniyoruz. Evet, bu son videomuz Alp'te virajı çıkmadan önce. 20 km var. İnşallah 20 km sonra yukarıda bir kez daha bir video ile karşılaşabiliriz. Çok zor olacak ama inşallah başaracağım. Evet, şu an neredeyse Alp'te virajın tepesindeyiz. Son 5 km. Aşağıyı görüyorsunuz. İnanılmaz bir yokuş gerçekten. Çok. Yani bu kadar zorlanılı bir yokuş da olmadı aslında. Gerçekten çok yorucu ama çok süper bir manzara. Süper bir tabiatla iç içe bir yolculuk oldu. 6 saat açtı. 6 saatten beri bisikletin üzerindeyim. Ama hepsine değdi diyebilirim. Hem yardım açısından hem de kendim için tecrübe açısından çok önemli bir şeydi. Bunların hepsi bir arada oldu. Biraz daha var yukarıya doğru. Bakalım onu da yapıp iş bitirelim.